Dostlar merhaba, hoş geldiniz. Bir soru bir teknik köşemizde açıklaması verilen deyimi bulmayla ilgili bir soru çözeceğiz. Haydi dilerseniz hemen başlayalım. Klasik bir soru kalıbıdır. Üniversite sınavında pek çıkmaz ama taramalarınızda, denemelerinizde, yazılılarınızda vesaire sıklıkla karşılaşırsınız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan deyim açıklamasıyla birlikte verilmiştir? Yani bu biraz deyim bilgisi isteyen bir sorudur. Senin önce deyimi fark etmen lazım. Böyle mecazlaşma aramalısın tamam mı? Mecazlaşma. En az iki sözcük arasında bir mecazlaşma. Sonra o bulduğun deyimin açıklaması yapılmış mı? anlamı açıklanmış mı? Bunu bulmalısın. Şimdi arkadaşını gözü mısırıyor. Bak bir mecazlaşma göz ısırmak. Evet gözü mısırıyor. Daha önce bir yerlerde görmüş gibiyim. Şimdi gözü ısırmak deyiminin anlamı nedir dostlar? daha önce görmüş gibi hissetmek. Daha önce bir yerlerde tanıyormuş gibi hissetmek. Dolayısıyla deyimin açıklanması verilmiş. Cevabımız da aşık olacak. O her zaman böyledir. İşin hep kolayına kaçar. İşin kolayına kaçmak. Ne demektir? Açıkladı mı? İşin kolayına kaçmak ne demek? Açıklamadı. Geçtim. Dün akşam yolculuk heyecanından olacak. Gözüme uyku girmedi. Göze uyku girmemek ne demek? Uyuyamamak demektir. Uyuyamama ifadesi var mı? Yok. Dolayısıyla açıklama verilmedi. Babasını görünce eli ayağına dolaşıyor. Eli ayağına dolaşmak bir deyimdir. Peki nedir bu telaş heyecan? Böyle bir ifade var mı burada? Açıklaması verilmedi. O olayı düşündükçe tüylerim diken diken oluyor. Tüyleri diken 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 olmak işte çok etkilenmek, çok heyecanlanmak gibi bir şeydir anlamı. E baktığımızda anlamı verilmemiş, açıklanmamış. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı olmalıydı. Hocam, peki bir deyimin açıklaması verilirse bu gereksiz sözcük kullanımı olarak düşünülebilir mi? Şimdi kıymetli dostlarım aslında bakıldığında duruluğu biraz bozuyormuş gibi oluyor ama bunu anlamı kuvvetlendirmek olarak düşünelim. Yani deyimlerle ilgili bu durumu özel bir durum olarak ele alıp anlamı kuvvetlendirmek olarak düşünelim ve duruluğu bozmadığını varsayalım. Biz daha ziyade eş anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılmasına odaklanalım. Evet teşekkür ediyorum dostlarım. Buraya kadar izlediğiniz için ve dahi destekleriniz için en güzel üniversiteler, en güzel meslekler sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.